bizim için çok yorucu bir süreç oluyor. Üç kişinin yapabileceği işi bir kişiye yıkılıyor. Yoğun iş temposu da altında artık biz virüsü unutmuş durumdayız. Yani onunla mücadele ediyoruz. İşle nasıl başa çıkabiliriz? Nasıl işte bugün atlatıp eve gidip dinlenme derdine düştük şu an için. Kasiyer olarak çalışıyorum. 29 yaşındayım. Ortalama temas kurduğumuz insan sayısı en küçük marketten örnek veriyorum 300 kişi. O yoğunlukta müşteriler stresli, endişeli, bir an önce gitmek istiyor oradan. Panik halindeler derken o sosyal mesafe falan kalmıyor. Ramazan işte ayın ilk günü çok fazla yoğunluk oldu. Mağazanın kapısının önünde bir yönetici beklemek zorunda kaldı. Sırayla aldı. Fakat bu işlere yetişebilecek çok az personel var. Biz aynı kadroyla şu anki duruma devam ediyoruz. Çoğu çalışan da zaten çok sevdiğinden çalışmıyor bu işte. İhtiyacı olduğu için çalışıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra önemli bir süre iş bulamadım. 28 yaşındayım. Şu anda çalıştığım yerde 2 yıldır çalışıyorum. Mağazalarda işte belli bir insan sayısı, metrekaresine göre bir insan sayısı kontenjanı getirildi. Ama bu bankalardaki kadar sıkı bir şekilde uygulanamıyor. Ekmek almazsanız aç kalır ölürsünüz ama ekmek almaya gitmek de öldürücü bir olay haline gelirse ne olacak? Devlet benden kamu sağlığını korumamı bekliyor bir yurttaş olarak. İşverenim de bir ticari kuruluş olarak ona kar getirecek faaliyeti sürdürmemi istiyor. İnsanımızın eğitimsiz ya da görgüsüz olduğu tarzında şeyler yazılıyor. Yani ben bu konuda insanların üzerine çok gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu tamamen yaşamsal bir refleks. Her hafta değişiyor bizim vardiyalarımız. Bu belirsizlik de insanları irrasyonel bir şekilde alışveriş yapmaya, yani mantıksız bir şekilde fırsat buldukça, gördükçe alma eğilimine itiyor. Eğer ben her yarım saatte bir elimi yıkamak için kasamdan ayrılırsam o sonsuz kuyruklar asla tükenmez. Her müşteriden sonra kasiyer elini dezenfekte edecek. Biz dezenfekte etmekten zaten ellerimiz yarıldı yani. Gitmiş durumda. Arkadaşların çoğunda boyun ağrıları, bel ağrıları gibi ağrılar oluşmaya başladı. Bende de oluştu boyun ağrısı, bel ağrısı. Çalışma saatlerimiz 8,5 saatti normalde. Yoğunlukla birlikte sokağa çıkma yasağından sonra saatleri 10 saate güncellediler. Yani haftalık izinleri de iptal ettiler. 2 gün sokağa çıkma yasağının 1 gün izin günü olarak sayıldı. Zorunlu evde kaldığımız bir güne göz dikip de o saatleri bizden almaya çalışmalar, gerçekten bunu hiçbir kelimeyle açıklayamıyorum şu anda. Yapılan şeyler hiç etik ve ahlaki değildir. Ucuzluk marketlerinde gelir durumu daha düşük olan insanların ve tabii ki de toplumun daha büyük bir kesiminin alışveriş yaptığı marketlerde suç işleniyor insanlar. Yasada belirtilen süreden daha fazla çalışıyor, mobbinge uğruyorlar. Buradaki sorun yalnızca emekçinin ezilmesi sorunu değil. Çünkü bu koşullar altında çalışan birisinin hijyenine dikkat etmesi mümkün değil. Çalıştığım yerde önlemler çok geç alındı aslında. Biz 2 hafta boyunca maskesiz çalıştık. Çok sonradan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasını beklediler. Sağlık Bakanlığı açıklaması geldikten sonra maske dağıtımına başladılar. Bu maskeler de sadece kasiyerlere dağıtıldı, diğer çalışanlara dağıtılmadı. Sendikalı olmanın bir faydasını görmedik bu süreçte. Çok geç kaldılar. Ama hala yapabilecek şeyleri var. Çalışma saatleri öncelikle kısaltılmalı. Mola saatleri artırılmalı. Personel alımı yapabilirler bu süreçte. Koruyucu ekipmanları daha kapsayıcı hale getirebilirler. Kasa izolasyonları istiyoruz. Aslında bizim giyebileceğimiz, reyonda çalışan arkadaşlarımızın giyebileceği iş tulumu, beyaz kıyafet temin edilebilir. Çünkü biz her gün kıyafetlerimizi yıkamak zorunda kalıyoruz. Üstünü çıkar yıka, banyonu yap, yemeğini yap derken
Yatıyorsun direkt. Yani kendini ayırdığın herhangi bir zaman yok. Ben tek yaşıyorum. Fakat mağazada birçok arkadaşımızın, çalışanların kronik rahatsızlığı bulunan yakın derecede akrabalar var. Babası, annesi, kardeşi gibi. Bunlar ücretli izine çıkarılmıyor. Onlar günleri tedirgin ve endişeli geçiyor. Bizim mağazada da bir arkadaş var. Babası kanser hastası. Çıkarmadılar izni, ücretli izni. Sağlığımızdan endişe ediyoruz çünkü çok yorucu bir işte çalışıyoruz. Bu dönemde yoğunluk artmış durumda. Haliyle bağışıklık sistemimiz çökmüş durumda. Hastalık kapma ihtimalinin yüksek olduğunu bilincindeyim, alınan bütün önlemlere rağmen. Burada tabii evde sevdiklerine bu hastalığı taşıma korkusunu da getiriyor beraberinde. Bunun önüne geçebilmek için zaten ev ve iş kıyafetlerini ayırdım. Odamdan çok dışarı çıkmıyorum. Odamda vakit geçirmeye çalışıyorum. İnsan sosyal bir canlı. Bu da tabii psikolojik olarak kötü etkiliyor beni de.